İsveçli kimyager ve mühendis dinamitin mucidi Alfred Nobel. Baby. 1833'te varlıklı bir ailede Stockholm'de dünyaya geldi. Özel öğretmenler tarafından eğitilen Alfred Nobel, doğa bilimleri, dil ve edebiyat alanlarına yoğunlaşmıştı ve 17 yaşına geldiğinde İsveççe, Fransızca, Almanca, Rusça ve İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabilmekteydi. Alfred'in babası mühendiste ve Alfred'in fizik ve kimya alanında ilerlemesini istiyordu. Bu nedenle Alfred'i farklı ülkelere göndererek kimya alanında kendisini geliştirmesini sağladı. İki yıl boyunca kimya eğitimi için ABD, Fransa, Almanya ve İsveç'te bulunan Alfred, Paris'teyken ünlü kimyager Pelöz'ün laboratuvarında çalıştı. Bu sayede patlayıcı bir sıvı olan nitrogliserini bulan Ascania Sobrero ile de tanışmış oldu. Sonrasında ise Sobrero ile birlikte patlayıcı maddeler üzerine araştırmalar yapmaya başladı. Nobel'in 1864 yılında Stockholm'de yaptığı çalışmalar sırasında yaşanan patlamada kardeşi Emily'nin yanı sıra 4 kişi daha hayatını kaybetti ve Alfred Nobel'in Stockholm sınırları içerisinde patlayıcı üzerine çalışması yasaklandı. Nitrogliserinin üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda dinamit barutunu buldu. Dinamitin patentini alan Alfred çalışmalarına devam etti. 1879'da ise Paris'teki laboratuvarında dumansız barut adını verdiği itici barutu keşfetti. Bu keşiflerle birlikte madencilik alanında büyük bir gelişim yaşandı. Artık madenlerin bulunması daha kolay bir hale gelmişti. Alfred Nobel dinamitle barutla ilgili araştırmalarına devam ederken Rusya'da kalan kardeşleri Ludwig ve Robert ise dinamit sayesinde petrol yataklarını kolayca keşfettiler. Sadece petrol yatakları değil, Alfred Nobel'in 20 farklı ülkede kurduğu yüze yakın şirketi de büyük kazançlar elde ediyordu. Bu şirketlerin birçoğu silah ve patlayıcı üzerine kurulan şirketler olarak da biliniyordu. Birçok ülkenin silah ve patlayıcı ihtiyacı Alfred Nobel'in kurduğu şirketler tarafından sağlandı. Alfred Nobel servetini oluşturduğu Nobel Vakfına bağışladı. Alfred Nobel'in serveti Nobel Vakfı aracılığıyla insanlığa en büyük hizmeti sağlayan kişilere tıp, edebiyat, fizik, kimya ve barış alanında her sene dağıtılacaktı. Toplamda 355 patenti bulunan Alfred Bernard Nobel, 10 Aralık 1896'da İtalya'da beyin kanamasından dolayı hayatını kaybetti ve vasiyeti üzerine her 10 Aralık'ta Nobel ödülleri sahiplerine teslim ediliyor. Evet.